Aydilge. Nereye gidiyorsun böyle? Arkadan gördüm, inanamadım, dedim o mu değil mi? Kalbim ama enişteden tanıdım. Allah'ım, kalbim çarptı ya. Çekimimiz var, bir kanala gidiyoruz vallahi şimdi. Yani benim çekimim var, Utku giyinmedi tabii, onun yok. Vallahi enişteden tanıdım, söyleyeyim sana. Ne güzelleşmişsin böyle kız. Ha, normalde çirkinim. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Yeni şarkı çıktı, ben geldim biliyorsun. Evet, onunla ilgili bir programa gidiyoruz şimdi. Sen orada bir zorbalara bir manifesto veriyorsun evet, galiba Aydın. Evet, evet. Ya bıktık mı? Ya sen de bıkmadın mı? Hepimiz yani bıktık aslında. Yani her yerde, her an birileri bize böyle parmak sallıyor. Şöyle yapma, böyle yapma, öyle yapma. Bana da artık fenalık geldi. Birazcık böyle sesimi, soluğumun kesilmesini de istemiyorum. Biraz hareketli konuşmak bir şarkı istedim ama. Sanki böyle bir eğlenceli manifesto. Zaten ben biliyorsun sert sert konuşmayı sevmiyorum. Tatlı geçiriyorum. Söylemek istediğim lafları tatlı tatlı söylüyorum. Yani yalan satanlar, kibir kasanlar, atıp tutanlar, hadi bakalım diyorum. Gelin bakalım diyorum. İnşallah böyle hep şeyler var ya, böyle yazın hiti, yazın hiti, yazın hiti. Benim umurumda değil. İnsanların hiti olsun, insanlar sevsin yeter. Zaten o da bir zorbalık. Hani yazın hiti diye insanlara şarkı dayatılması, şarkının böyle pompalanması ve insanların zevkinin manipüle edilmesi de bence bir tür zorbalık. Dolayısıyla ben hiç böyle şey iddiasında değilim. Yazın hitini yaptım falan gibi bir iddiam yok. İnsanların hiti olsun, onlar sevsin bu yeter. Zorbalanmak kelimesini bu yaz böyle daha fazla duymaya başladık. Daha fazla bir zorbalık hissediyoruz. Ekranda da bazı zorbalıklar oluyor diye şey yapıyoruz, biliyoruz. Konuşuluyor, tartışılıyor. Yani sen neler tespit ettin, sen neler gördün mesela? Bir sanatçı gözüyle mesela bu çok konuşulan bir Meryem Uzerli Hülya Avşar polemiği vardı. Onu takip edebildin mi? Gördüm. Yani Hülya'nın bu yaptığı tabii ilk değil. Yani ne? Çok geçmişte de var. Mesela bir ara şöyle bir şey söylemişti. Çok Aydın, net. Ricky Martin'in poposunu ellemiş insandan bahsediyoruz. Ama yani geçmişte de hakikaten var. Mesela şey geliyor aklıma. Erkekler aldatır. Aldatmayan erkek yoktur demişti. Ben o zaman da çok üzülmüştüm, sinirlenmiştim. Çünkü böyle genellemeler, böyle indirgemeci davranışlar, söylemler aslında erkeklere de haksızlık. Bir kere hani erkekler aldatır diye bunu normalleştirmek. Aynen. Çok normalleştirme yanlısı oluyor. Yani siz aldatıldınız diye her erkek aldatacak diye bir şey yok. Sizin aldatılmanızın üzgünlüğünü başkaları da mutlaka aldatılır diye kapayamazsınız. Hani bu çok kişisel bir durum. Bu da bir nevi zorbalık aslında değil mi? İşte zorbalık oluyor çünkü dediğim gibi yani aslında aldatılmak da bir nevi şiddet ve şiddeti doğallaştırmak oluyor. Bir de tabii hani seni kimse almadı mı, ah yazık sana tarzı vardı, ben izledim videoyu. Yani biz alınacak bir mal değiliz, bir mülk yani, değiliz. Yani kadınların artık buna ben evet demelerine ya da tamam ya demelerini istemiyorum. Seslerini çıkarmalarını istiyorum. Kadının kadına bunu söylemesi birazcık da acı değil mi? Ama Hülya Avşar'ın kadın olması zihniyetinin erkek yanlısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani her gördüğümüz kadın aslında kadın gibi düşünmüyor ya da kadının yanında olamayabiliyor. Çoğu zaman kadınların kadınlıklardan zorbalık görmesinin nedeni de bu. Çünkü kraldan çok kralcı olmak diye bir laf vardır bilirsin. Kral yani güçlü görünen şu anda erkek olarak kodlandığı için erkeğin yanında olmak bazı kadınlara güç getiriyor. Hem cinsini ezmek o yüzden daha makbul geliyor onlara. İşte böyle bir kitapla aynı evde yaşamak nasıl bir duygu? Mükemmel. Kitap bildiğin. Ya benim yaşam koçum zaten kendisi. Vallahi birazcık da kitabın ortasından konuşuyor bu arada. Yani hem öyle hem başından konuşur hem sonundan konuşur. Kitap yazarı zaten, daha ne olsun. Zaman zaman seni de haşladığı oluyor mu? Yok, haşlamaz. Evet. Tatlı tatlı söyler. Hadi birazcık sır ver. En çok her neye kızar? Hadi. Her şeyi güzellikle hallediyoruz. Haydi en çok neye kızar? Yani sırf örnek çift olalım böyle bir mesaj verelim diye değil, gerçekten öyle olduğu için söylüyorum. Yani tatsız bir dille bir şeyi çözümlediğimiz hiç olmadı çok şükür. En çok neye kızar? Ya onun bana kızdığı bir şey pek yok galiba ama ben genelde mutfakta böyle şey kirli kaşık tabak falan bırakmasına falan ben kızıyorum ben ona. Sen mi bırakıyorsun? Ben bırakıyorum. Şaka yapıyorsun. Kızına daha derli toplu olur sanki. Evet, ben bırakıyorum. Kızıyor, haklı, bakteri olur yani. Unutuyorum, dalıyorum. O yüzden bana bozuluyor. Ama o da tatlı tatlı söyler bunu. Efendim, sen onun en çok neyine kızıyorsun? Hadi bakalım. Ya ben benim hayatta en çok sinirlendiğim şey haksızlık ve zorbalık. Ondan dolayı bu şarkıyı yazdım.
Utku çok adaletli bir insan, bir eğitimci olarak da öyle. O yüzden yani beni kızdıracak bir şey hiç olmuyor. Gerçekten kızdığım bir hareketi yok. Ama bu şey demek değil, hani evlilikte hep böyle bahsedilir ya, sorunsuz olmak idealdir. Hayır hayır, evliliklerde tartışma olmalı. İdeal olan evlilikte tartışma olmaması değil. Ama üslup çok önemli. Nasıl tartıştığın çok önemli. Siz nasıl tartışıyorsunuz? Hadi buyurun. Ya çok... Utku Beyciğim falan diye mi giriyor böyle İstanbul Türkçesiyle? Aa, canım cicim diye tartışır. Ama o canım cicinin tonu şöyle. Canım cicim. Bana bir 30 saniye tartışsanız ne olur, rica ediyorum. Ya bir süre sonra şey, çok ciddi olunca Burhan altın topa ben davranıyoruz. Ve birbirimize gülmeye başlıyoruz. Mesela bana Aydilge dedi geçen. Bana bir gülme geldi. Çünkü hep Aydilgecim der. Aydilge dedi. Böyle çok sinirliydim. Bir şeyler diyecektim. Bir başladım gülmeye. Bu konuya sizin en çok kedi gülüyordur herhalde. Bizim kedi inanılmaz tatlı. Yani inanılmaz böyle. Mükemmel bir karakter ya. Acayip azarlıyor bize. Bizim evin zorbası Miko. Konsere gittiğimizde, iki gün ayrı kaldığımızda bir azarlıyor Samet. Böyle bir bağırma. 15 dakika kesintisiz yani. Soluksuz azar işitiyoruz. Ona gidiyor ayrı bağırıyor. Geliyor bana ayrı bağırıyor. Sonra ikimizi bir arada ayrı bağırıyor. Evde kabadayı besliyorsunuz o zaman. Baya. Evet, vallahi evet. Baya. Peki evet. Milli takım, milli gurur. Çeyrek finaldeyiz. Bundan sonra ne olacak? Beklentilerimizi alalım. İnşallah çok başarılı olacağız. Öyle umut ediyorum. Yani Allah aşkına ne olur, yani milli takımımız bizim biricik değerimiz. Onunla ilgili bari kutuplaşmayalım. Bakın ne olur çok rica ediyorum. Yani şöyle ağzımızın tadıyla bir sevincimizi yaşayalım. Oradan da polemik çıkarmayalım. Herkes teknik direktör ya. Yani hem öyle, hem mutlaka zorbalayacak, linçleyecek biri çıkıyor her maç sonrası. Bu bazen teknik direktör oluyor, bazen futbolcu oluyor. Ne olur bir şeyin de tadına varalım. Zor zamanda da yanlarında olalım, iyi zamanda da yanlarında olalım. Bir şey söyleyeceğim. Benim çok hoşuma gitti, bir videoya rastladım. Bir tane Avusturyalı böyle taraftarlarla röportaj yapmışlar. Böyle yapıyor. Türk takımı yapıyor böyle ve diyor ki işte tehlikeli oyuncu var mı diye sormuşlar, gördüğünüz tehlikeli bulduğunuz. Türk takımında tehlikeli oyuncu yoktur. Gördüler. Diyor. Arkasından benim şarkımı paylaşmışlar. Vallahi. Ve futbolcularımız da yalan satanlar, kemiğini kasanlar, tuzak kuranlar, hadi bakalım gelin bakalım diye tam böyle cuk oturmuş. Şimdi böyle milli maçların olacağı dönemlerde ya da böyle turnuva dönemlerinde herkes bir milli marş yazar. Bir tanesi çok beğenilir, bir tanesi beğenilmez. Sen niye bir marş yazmıyorsun? Bu kadar dizi müziği yaptın. Asıl sana yakışır bence. Çok teşekkür ederim. Ya milli marş konusu gerçekten benim için çok, yani çok büyük bir mutluluk duyarım. Çok da büyük bir keyif alırım ama gerçekten biraz ürktüğüm bir konu. Çünkü işte dediğim gibi herkes o kadar farklı yerlerden o kadar farklı şeylere takılıyor ki. Ama son olan milli marşla ilgili şeyi söyleyebilirim. Keşke biraz daha Türkçe kelimeleri Türkçe gibi duyabilseydik. Hep onun yaptırımı diyor. Evet, yani Türkçemiz ya, hani milli marş ya, o ne? Türkçe biraz daha anlaşılabilir bir Türkçe olsaydı. Keşke daha tane tane, onun tarzı o biliyorum ve o tarzı çok seviliyor. Ama söz konusu marş olunca biraz daha hani ben zorlanıyorum anlamakta, mesela ne dediğini anlamakta. Ayşe teyze ne yapsın? Yani herkesin söyleyeceği bir şey ya. O yüzden ben biraz daha tane tane bir Türkçe ile isterim. Tabii ki onun tarzı. O da tarz, kendi tarzına sadık kalmak istemiş. Yazacak mısın bir marş? Hadi bakalım. İnşallah, inşallah diyeyim. Var mı aklında öyle bir şey? Var var, ama dediğim gibi benim için böyle onun böyle hani böyle şimdi ben de marş yazayım gibi değil de. Doğru. Ya da böyle sipariş üzerine değil de hissetmem lazım. Maçları izliyor musunuz? İzliyoruz, heyecanla bekliyoruz yani. Maç izlerken nasıl bir insansın Adilge? Ay şimdi bakın orada biz çok farklıyız. Niye? Utku çok sakin bir adam. Her zaman görüldüğü üzere. Yakalayabiliyorum bazen. Uyur, şey yorumsuz izle ama her şeyi. Ben her koşulda film izlerken, dizi izlerken, maç izlerken sürekli yorum yapan, insanların kafasını şişiren, bir sus be denilecek tarzda bir insan olduğum için. Ama yazık, o bana katladı. Bir uğurunuz var mı? Mesela Sefo'ya gittik bugün. Benim uğurlu bir boxer'ım var dedi. Onu giymeden maç izleyemem. Çok enteresan. Göbeğini kaşımak uğurum. Vallahi. Miko uğurlu kedimiz. Gerçekten Miko'nun göbeğini kaşıdık mı bize uğur getiriyor. Her konuda. O zaman işte Hollanda'da da bir kaşıyın da. Kaşıyacağız tabii. Evet, çok teşekkür ederiz. Durdunuz, korkuttuk, kusura bakma. Hakkını helal et. Evet biraz. Ben geldim dedin. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bay bay.